Merhaba sevgili arkadaşlar. Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan matematik dersi konu anlatımında birlikteyiz. Bu dersimizin konusu üçgenin yardımcı elemanları. Neydi onlar arkadaşlar? Üçgende açı ortay, üçgende kenar ortay, üçgenin kenar orta dikmeleri, üçgende yükseklik. Hemen üçgende açı ortayla dersimize başlayalım. Üçgenin bir köşesine ait açı ortayın karşı kenarı kestiği nokta ile bu köşe arasında kalan doğru parçasına üçgenin o açısına ait iç açı ortayı denir. Bir üçgende iç açı ortaylar tek noktada kesişirler arkadaşlar. Evet şu şekilde ekranda görmüş olduğunuz gibi. Şekildeki ABC üçgeninde B ve C köşelerine ait iç açı ortaylar D noktasında kesişmiştir. Evet, D noktasında şimdi görüyoruz. İç açı ortaylar arasındaki açı BDC olmak üzere, bakın arkadaşlar, bu açıdan bahsediyoruz. BDC açısının ölçüsü BAC açısının ölçüsünün yarısına 90 derecenin eklenmesiyle hesaplanır. Yani ben buradaki açıya BAC açısının ölçüsüne 2 alfa dersem eğer BDC açısının ölçüsü alfa artı 90 derece şeklinde hesaplanır. Devam edelim. Ee, şekildeki ABC üçgeninde B ve C köşelerine ait dış açı ortaylar D noktasında kesişmiştir. Burada görüyoruz D noktasında kesişmişlerdir. Dış açı ortayların oluşturduğu açı BDC açısı olmak üzere Arkadaşlar BDC açısının ölçüsü 90 derece eksi BAC açısının ölçüsü bölü 2 şeklinde hesaplanır. Yani BAC açısının ölçüsüne 2 alfa dediğim zaman buradaki BDC açısının ölçüsü 90 derece eksi alfa şeklinde hesaplanır. Evet arkadaşlar. Üçgende herhangi iki köşeye ait Dış açı ortayların kesiştiği nokta D noktası ise e, diğer köşeye ait iç açı ortay da D noktasından geçer. Bakın evet A köşesine ait iç açı ortay da nereden geçecekmiş? D noktasından geçecekmiş. Yani herhangi iki dış açı ortayın kesiştiği noktaya diğer köşeden çizilen doğru parçası da açı ortaydır arkadaşlar. Bir soruyla dersimize devam edelim. Şekilde ABC üçgeninde BD doğru parçası B köşesine ait iç açı ortay ve CD doğru parçası ise C köşesine ait dış açı ortaydır demiş bize. Buna göre D açısının ölçüsü ile A açısının ölçüsü arasındaki bağıntı nedir diye sormuş. Arkadaşlar BDC üçgenine baktığımızda Hemen bir özellik hatırlatmak istiyorum size. Neydi? Bir üçgende bir dış açının ölçüsü kendisine komşu olmayan iki iç açının iki iç açının ölçüleri toplamına eşit. Bakın şurada BD iç açı ortay olduğu için buradaki eş açıların ölçülerine A dedim. BDC açısının ölçüsüne de X dedim. O halde DCF açısı dış açı olduğuna göre ölçüsü A artı X kadar olacaktır. Hemen bakın gönderdik. Evet buradaki o zaman açımızın ölçüsü de A artı x kadardır. ABC üçgenine baktığımızda buradaki açımızın yani dış açımızın ölçüsü nedir? 2a artı 2x kadardır. Bakın arkadaşlar B köşesindeki açının ölçüsü 2a olduğuna göre buradaki A köşesindeki açının ölçüsü de ne olacaktır? 2x kadar olacaktır. Yani D açısının ölçüsünün iki katı A açısının ölçüsüne eşittir. Evet arkadaşlar, üçgende iç açı ortay teoremi ile devam ediyoruz. Hemen ABC üçgenimizde A köşesine ait e, açı ortayı AD doğru parçası olarak çiziyorum arkadaşlar. O halde burada şöyle bir orantı vardır. AB doğru parçasının uzunluğu bölü BD doğru parçasının uzunluğu eşittir. AC doğru parçasının Uzunluğu bölü CD doğru parçasının uzunluğuna şeklinde olacaktır. Bunu özetlemek gerekirse arkadaşlar, bakın şu şekilde yazabiliriz. Ben bir açı ortay çizdim. Eğer açı ortayın karşı kenarda bölmüş olduğu parçaların uzunlukları mesela 2 birim ve 5 birimse, o zaman bakın şu kenar uzunlukları 2k ve 5k şeklinde yazabilirim. 2 ve 5 ile ne olacaktır? Orantılı olacaktır. Aynı şekilde başka bir örnek daha vereyim. Bu sefer kenar uzunluklarını versin. Mesela 3'e 4 şeklinde verdiyse o zaman bakın burası da 3K ve 4K şeklinde ne olacaktır? Orantılı olacaktır. Bir örnek daha vermek istiyorum. Yine çizdim. Bakın evet açı ortayımızı çizdik. Mesela diyelim ki e, 2'ye e, 7 şeklinde olsun. O halde bakın burası da 2 ile 7, 2 ve 7 ile orantılı şeklinde olacaktır. Üçgende dış açı ortay teoremi. Bir üçgenin bir dış açısını iki eş parçaya ayıran ışına o üçgenin dış açı ortayı denir. Bakın buradan A köşesine ait dış açı ortayı ne yapıyorum arkadaşlar? Çiziyorum ve buraya da ne dedim? K noktası dedim. Burada K noktasından yola çıkarsak eğer Üçgene yakın olan parçası yani K, C uzunluğu bölü. Evet en uzak parçası en uzak noktası yani KB doğru parçasının uzunluğu. Burada AC doğru parçasının uzunluğu bölü AB doğru parçasının uzunluğuna eşittir arkadaşlar. Yani bir örnek verecek olursak eğer mesela 7 birim ve 2 birim ise bu sefer AC doğru parçasının uzunluğu 7 ile AB doğru parçasının uzunluğu da 2 9. 9 ile evet 7 artı 2 9 olacağından 9 ile orantılı olacaktır. Üçgende kenar ortayla devam edelim. Üçgenin bir köşesinden karşı kenarın orta noktasına çizilen ve bu kenarları iki eşit uzunluğa bölen doğru parçasına kenar ortay denir. Kenar ortaylar üçgenin içinde bir noktada kesişir. Bu noktaya da üçgenin ağırlık merkezi diyoruz. Bakın arkadaşlar burada G ile göstermiş olduğumuz nokta nedir? Ağırlık merkezidir ve ağırlık merkezini ne yapıyoruz? Genelde G harfi ile gösteriyoruz. Şimdi arkadaşlar ağırlık merkezi kenara bir birim uzun uzaklıktaysa köşeye 2 birim uzaklıktadır. Yani buradaki oran 1'e 2 şeklindedir. Yani GE uzunluğuna T dersem eğer GE doğru parçasının uzunluğuna T dersem GB doğru parçasının uzunluğu ne olacaktır? 2T şeklinde olacaktır. GD doğru parçasının uzunluğuna M dediğimizde GC doğru parçasının uzunluğu da 2M kadar olacaktır. Şimdi bakın burada DE doğru parçasını çizdiğimizde e, AF kenar ortayının köşeden kenara doğru sırasıyla 3, 1, 2 sayıları ile orantılı olarak kestiğini görüyoruz. Yani burada evet P noktası dediğimizde AP doğru parçasının uzunluğuna 3T, PG doğru parçasının uzunluğuna T, GF doğru parçasının uzunluğuna da 2T kadar diyebiliriz. Orta taban bir üçgenin iki kenarının orta noktalarını birleştiren doğru parçasına orta taban diyoruz. Burada DE doğru parçası arkadaşlar paraleldir BC doğru parçasına ve e, DE doğru parçasının uzunluğu DE doğru parçasının uzunluğu BC doğru parçasının uzunluğunun yarısı kadardır. Üçgende kenar orta dikmeleri bir doğru parçasının orta noktasından geçen ve doğru parçasını dik Doğru parçasına dik olan doğruya orta dikme doğrusu diyoruz. Bakın AB doğru parçasını çizdik. Orta noktasını belirledik. Ve AB doğru parçasının orta noktasından dik olarak geçen D doğrusunu çizdiğimizde D doğrusu nedir? E, orta dikme doğrusudur. Bir doğru parçasının orta dikmesi üzerinden alınan her nokta doğru parçasının uç noktalarına eşit uzaklıktadır. Ve bunun karşılığı da doğrudur demiş. Yani ben burada herhangi bir C noktası aldığımda AC uzun AC doğru parçasının uzunluğu ile CB doğru parçasının uzunluğu birbirine ne olacaktır arkadaşlar? Eşit olacaktır. Evet arkadaşlar, şimdi ekranda bir üçgenimiz ve kenar orta dikmelerini gösteriyorum ve kenar orta dikmelerinin bir noktada kesiştiğini görüyoruz. Bir üçgende kenar orta dikmeleri üçgenin içinde bir noktada kesişirler. Bu noktanın üçgenin köşelerine olan uzaklıkları da birbirine eşittir arkadaşlar. Yani bakın şu çizmiş olduğum, köşelerine doğru çizmiş olduğum doğru parçalarının uzak e, şey uzunlukları birbirine eşittir. Hemen sıradaki soruyla devam edelim. ABC üçgeninde K K noktası kenar orta dikmelerinin kesim noktasıdır. K noktasının AC doğru parçasına göre simetriyi D, hemen bakın, e, tekrar çiziyorum. AC doğru parçasına göre simetriyi, evet neymiş D noktasıymış. Yani bu iki uzunluk birbirine eşit olacak. AB doğru parçasına göre simetriyi de E noktasıdır diyor. Hemen bakın, bunu da bu şekilde göstermiş olduk. Buna göre BAC açısının ölçüsü eşittir 30 derece ve B BK, BK doğru parçasının uzunluğu 6 cm ise D ve E noktaları arasındaki uzaklık kaç santimetredir diye sorulmuş. Ne demiştik? Ee, kenar orta dikmelerinin kesim noktası üçgenin köşelerine eşit uzaklıktaydı. Yani buradaki AK doğru parçasının uzunluğu da ne olacak arkadaşlar? 6 birim şeklinde olacak. Bakın şu şekilde çizdiğimde, burada A, e, K üçgenine baktığınızda, AKE üçgenine baktığınızda, AKE üçgeni hem yükseklik hem de açı ortay aynı olduğu için nedir? İki kenar üçgendir arkadaşlar. Yani burada şuraya H noktası dersem eğer AH doğru parçası aynı zamanda açı ortaydır. Aynı şekilde AKD üçgenine baktığımızda yine burada P diyelim AP doğru parçası hem yükseklik hem de kenar ortay olduğu için aynı zamanda nedir? Açı ortaydır arkadaşlar. Bakın bunu da bu şekilde göstermiş oldu. Şimdi burada A, A, B, B dediğimizde A, B, A, C açısının ölçüsü neydi? 30 dereceydi. Yani A artı B'nin değeri 30 derece ise 2A artı 2B'nin değeri ne olacaktır? 60 derece olacaktır. Şimdi bakın bu üçgenimiz e, nedir? 60 derece ve ikizkenar bir üçgen olduğu için arkadaşlar eşkenar üçgen olacaktır. Bu durumda B ve E noktalarının birbirine olan uzaklıkları da evet bu şekilde 6 birim şeklinde olacaktır. Cevabımız D seçeneğidir. Üçgende yükseklikle dersimize devam edelim arkadaşlar. Bir üçgende herhangi bir köşeden karşı kenara veya karşı kenarın uzantısına dik olarak indirilen doğru parçasına üçgenin o kenarına ait yüksekliği denir. Bir ABC üçgeninin BC doğru parçası, AC doğru parçası, AB doğru parçası kenarlarına ait üç yüksekliği vardır. Bir üçgende yükseklikler tek noktada kesişir. Bu noktaya üçgenin diklik merkezi diyoruz. Üçgenin çeşidine göre diklik merkezi 3 farklı durumu vardır. Eğer dar açılı bir üçgense, üçgenin diklik merkezi üçgenin iç bölgesindedir arkadaşlar. Eğer dik üçgense, dik köşe bizim diklik merkezimizdir yani üçgenimizin diklik merkezidir. Eğer geniş açılı bir üçgense, diklik merkezi üçgenin dışında bir noktadır. Şimdi şekilde ikiz kenar üçgenimiz var. ABC ikiz kenar üçgeninde AB doğru parçasının uzunluğu ile AC doğru parçasının uzunluğu birbirine eşit verilmiş. Yani BC doğru parçası bizim e, üçgenimizin tabanı oluyor arkadaşlar. Bu durumda e, ikiz kenarlara e, çizilen yükseklikleri baktığımızda, yani BE doğru parçası ve CD doğru parçasına baktığımızda buradaki BF doğru parçasının uzunluğu ile FC doğru parçasının uzunluğu birbirine eşittir. DF doğru parçasının uzunluğuyla da TE doğru parçasının uzunluğu birbirine eşittir. Yine ikizkenar üçgenin tabanında alınan bir noktadan bakın buradaki R noktasından bahsediyor. Diğer kenarlara çizilen dikmelerin uzunlukları toplamı üçgenin eş olan kenarlarına ait yüksekliklerin uzunluklarına eşittir. Yani AB doğru parçasının uzunluğu AC doğru parçasının uzunluğuna eşit ise RD doğru parçasının uzunluğu bakın arkadaşlar artı RE doğru parçasının uzunluğu eşittir BT doğru parçasının uzunluğuna o da eşittir CP doğru parçasının uzunluğuna şeklindedir. Eşkenar üçgene gelecek olursak eşkenar üçgen içinde alınan bir noktadan buradaki P noktasından bahsediyorum. Kenarlara indirilen dikmelerin uzunlukları toplamı eşkenar üçgenin yüksekliğine eşittir arkadaşlar. Bakın hemen yüksekliği çizdik. Yani PD doğru parçasının uzunluğu artı PE doğru parçasının uzunluğu artı PF doğru parçasının uzunluğu eşittir BH doğru parçasının uzunluğudur arkadaşlar. Devam edelim. Üçgenin bir köşesinden karşı kenara veya karşı kenarın uzantısına indirilen dikme ayağı diğer köşelerdeki büyük açıya daha yakındır. Burada B açımızın ölçüsü C açımızın ölçüsüne göre daha büyük olduğu için buradaki H noktası yani BH doğru parçasının uzunluğu HC doğru parçasının uzunluğuna göre daha kısadır arkadaşlar. Herhangi bir üçgende kenar uzunlukları arasındaki sıralama ile bu kenarlara ait yükseklikler arasındaki sıralama ters orantılıdır. Yani a küçük eşit b, b küçük eşit c ise h a büyük eşit h b büyük eşit h c şeklinde olur. Devam edelim. Bir üçgenin herhangi bir herhangi bir köşesine ait olan yükseklik yüksekliğini nasıl gösteriyoruz? H harfiyle gösteriyoruz arkadaşlar. Bizim ABC üçgenimizde AH doğru parçasını h A şeklinde göstereceğiz. Açı ortayı n, küçük n harfi ile gösteriyoruz. Bakın. Evet burada A-H e, doğru parçası neydi? Yükseklikti. a n, doğru parçamızda nedir arkadaşlar? A açısına ait açı ortaydır. Onu da bu şekilde gösteriyoruz. Ve kenar ortay. a T doğru parçası da kenar ortaydır. Onu da V-A şeklinde gösteriyoruz. Arasında bakın arkadaşlar. Bu şekilde bir eşitsizlik vardır. Yani yükseklik açı ortaya göre daha kısadır. Açı ortayda kenar ortaya göre daha kısadır. ABC üçgeni yani bizim ekranda gördüğümüz ABC üçgenimiz çeşit kenar üçgen olduğu için burada bir eşitsizlik var. Fakat ABC üçgeni eğer ikiz kenar bir üçgen olursa arkadaşlar bakın ikiz kenar üçgen çiziyorum. Yine ABC ve tabana ait yüksekliği çizdiğimde tabana ait yükseklik aynı zamanda kenar ortay ve aynı zamanda açı ortay olduğuna göre evet ikiz kenar üçgende tabana ait yükseklik. Kenar ortay ve açı ortay uzunlukları birbirine eşittir arkadaşlar. Soruyla devam edelim. ABC üçgenin ağırlık merkezi G noktasıdır. Hemen işaretleyelim. BA doğru parçası diktir AC doğru parçasına. BE doğru parçası ile CD doğru parçasının kesişim noktası G noktasıdır. DF doğru parçası GK doğru parçasına paraleldir. BK doğru parçasının uzunluğu KC doğru parçasının uzunluğuna eşittir ve GK doğru parçasının uzunluğu 6 santimetredir diye bize verilmiş. Bu verilenlere göre diyor DF doğru parçasının uzunluğu X kaç santimetredir diyor. Aslına bakacak olursanız bu çok kolay bir soru. Buradan evet BC doğru parçası kenarına ait olan e, kenar ortayı e, tamamladığımızda yani e, AK doğru parçasını çizdiğimizde bakın Burada nedir? Paralellik söz konusudur ve G ağırlık merkezi olduğu için BD doğru parçasının uzunluğu ile DA doğru parçasının uzunluğu birbirine eşit olacaktır. Bu durumda, bakın hangi harfi kullanmamışız? F dediğimizde BF doğru parçasının uzunluğu ile FG doğru parçasının uzunluğu da birbirine eşittir. Orta taban özelliğinden arkadaşlar. Ne olacaktır? GA doğru parçasının uzunluğu 2x kadar olacaktır. Şimdi biz bir de ne biliyoruz? Evet ağırlık merkezimiz kenara bir birim uzaklıktaysa köşeye iki birim uzaklıktaydı. Yani altın iki katı 2x değerimiz ne olacaktır arkadaşlar? 12 olacaktır. Yani x değerimiz buradan 6 şeklinde çıkar. Yani doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Diğer bir soruyla devam edelim. G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi. A, B, F açısının ölçüsü F, B, C açısının ölçüsüne eşit. Burada B, B, F doğru parçası ile C, E doğru parçasının kesişimi evet G noktası. B, D doğru parçasının uzunluğu eşittir. G, D doğru parçasının uzunluğuna ve E, D doğru parçasının uzunluğu da bize 8 birim olarak verilmiş. Verilenlere göre diyor E, C kaç birimdir diyor arkadaşlar. Şimdi buradan açı ortay aynı zamanda Kenar ortay olduğuna göre, bakın kenar ortay ve açı ortay aynı olduğuna göre, bu üçgenimiz neydi? Bizim ikiz kenar üçgenimizdi. Yani AB doğru parçasının uzunluğu ile BC doğru parçasının uzunluğu birbirine eşittir ve BF doğru parçası ile AC doğru parçası birbirine diktir arkadaşlar. Şimdi devam edelim bakalım. A, e, ne yapıyoruz? BC, evet kenarına ait kenar ortayımızı da bu şekilde çiziyoruz. Bakın burası orta nokta olduğuna göre, evet BD doğru parçasının uzunluğu da GD doğru parçasının uzunluğuna eşit olacaktır. Şunları şu şekilde düzeltelim. Yine orta taban özelliğimizden ED doğru parçasının uzunluğu 8 olduğu için AG doğru parçasının uzunluğu ne olacaktır? 16 olacaktır. Ve buradan GK doğru parçasının uzunluğu da ne olacaktır arkadaşlar? 8 şeklinde olacaktır. Evet, ikiz kenar üçgen olduğu için burada şu GC doğru parçasının uzunluğu ile GA doğru parçasının uzunluğu da birbirine eşittir ve burası nedir? 16'dır. Aynı şekilde EG doğru parçası da GK doğru parçasına eşit olacaktır. Burası da 8 olacaktır. O halde EC doğru parçasının uzunluğu 16 artı 8'den 24 santimetre pardon birim birim olarak bulunmuş olur. Sıradaki sorumuzla devam edelim. ABCD bir dörtgen. AB doğru parçası diktir AD doğru parçasına. ABD açısının ölçüsü ile DBC açısının ölçüsü birbirine eşit. AD doğru parçasının uzunluğu 12 birim, BD doğru parçasının uzunluğu 7 birim ve BC doğru parçasının uzunluğu 7 birim olarak bize verilmiş. Verilenlere göre DC doğru parçasının uzunluğu kaç birimdir diye soruluyor bize. Hemen arkadaşlar bakın buradan BC doğru parçasını uzattığımda ve evet D noktasından da bu uzantıya bir dik indirdiğimde neydi açıortay kuralımız neydi? Burada oluşan bakın ABD üçgeni ile evet şuraya da F dersek F BD üçgeni eş üçgenlerdi. Yani o zaman FD uzunluğu ne olacak arkadaşlar? 12 birim olacak. O halde şimdi 12 20 Şöyle söyleyelim. 12 16 20. Yani 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı, 5'in 4 katı. O halde AB doğru parçasının uzunluğu ne olacak? 16 birim olacak. Bu durumda BF doğru parçasının uzunluğu da 16 birim olur. 7'yi çıkarttığımız zaman buradan CF doğru parçasının uzunluğu da ne olacaktır? 9 birim olacaktır. Yine 9 12 15 özel dik üçgeninden CD doğru parçasının uzunluğunda biz ne olarak buluyoruz? 15 birim bulmuş oluyoruz. Doğru seçeneğimiz B seçeneği. Sıradaki sorumuza devam edelim. ABD bir üçgen. ACD açısının ölçüsü, CAD açısının ölçüsünün iki katı kadar AB doğru parçasının uzunluğu BC doğru parçasına eşit ve 4 cm uzunluğunda AC doğru parçasının uzunluğu 3 cm olarak verilmiş. Verilenlere göre CD doğru parçasının uzunluğu x kaç cm'dir diye soruluyor bize. Evet arkadaşlar bakın buradan BA doğru parçasını uzattığım zaman şimdi e, nasıl yazıyoruz şimdi burası e, CAD açısına alfa dersek buradan ACD açısının ölçüsü de ne olacaktır? 2 alfa kadar olacaktır arkadaşlar. Şimdi e, ABC bakın buradan AB doğru parçası ve BC doğru parçası uzunluklar birbirine eşit olduğu için nedir? İkiz kenar üçgendir. Yani taban açıları birbirine eşit olduğuna göre bu köşelerindeki dış açıların uzunlukları da birbirine eşit olacaktır. O halde bakın buradaki açımın ölçüsü de nedir? Alfa kadar olacaktır. O, bu durumda AD doğru parçası bir dış açı ortaydır. E, buradaki formülümüz neydi? Dış açı ortayın evet buradaki e, kenarın uzantısıyla kesiştiği nokta, yani D noktasından yola çıkıyoruz. D noktasından C noktasına yani x bölü x artı 4 eşittir 3 bölü 4 şeklinde yazıyoruz. Formülümüz bu şekildeydi. Hemen içler dışlar yaptığımızda 4x eşittir 3x artı 12. Buradan 3x'i diğer tarafa gönderdiğimizde x eşittir 12 santimetre olarak bulmuş oluyoruz. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Şimdi çözümü geçtiğimiz zaman arkadaşlar şuradan evet BC doğru parçası kenarına ait kenar ortayımızı çiziyoruz. G ağırlık merkezinden geçecek ve bakın buradan hemen. Buraya E noktası diyelim. Buraya da F noktası diyelim. AF doğru parçasını da çiziyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki özelliğimiz neydi? AG'nin uzunluğuna 2k dediğimizde GE'nin uzunluğuna k diyebiliyoruz. Burada paralellik olduğu için iki üçgenin benzerliğinden evet 2k'ye 1 ise 3k'ye x diyoruz. Buradan x değerimizi 1,5 Birim olarak buluyoruz. Yani fe uzunluğumuz ne oldu? 1.5 Bir birim şeklinde bulduk. Şimdi açı e, ortay özelliğimize de bakalım. Yani buraya 2t dediğimizde burası da t kadar olacaktır. Açı ortay özelliğinden de bakın buradaki baf üçgenine baktığımızda. 2t'ye evet 8 birim karşılık geliyorsa t'ye. 4 birim karşılık gelir arkadaşlar. Yani bu BF doğru parçasının uzunluğu da 4 birim olacaktır. O halde BE doğru parçasının uzunluğu 4 artı 1 nedir? 5,5 buçuk olarak bulmuş oluruz. Şimdi E noktası orta nokta olduğuna göre BC doğru parçasının uzunluğu da 2 çarpı 5,5 buçuk birimden 11 birim şeklinde bulunmuş olur. Doğru cevabımız B seçeneği. Başka bir soruyla devam edelim. ABC üçgen, BH doğru parçası BC doğru parçasına dik. KHB açısının ölçüsü ile BHC açısının ölçüsü birbirine eşit. AB doğru parçasının uzunluğu KB doğru parçasının uzunluğuna iki katı kadar ve KH doğru parçasının uzunluğunu 5 birim olarak vermiş. Hemen buraya bakın 5 birimi yazdık. Verilenlere göre HC kaç HC doğru parçasının uzunluğu kaç birimdir diye soruyor bize. Bakın şu şekilde. Uzantıları çizdiğim zaman şuraya ne diyelim? P noktası diyelim arkadaşlar. Şimdi HPC HPC üçgeninde e, yükseklik ve açı ortay aynı doğru parçası olduğuna göre bu aynı zamanda nedir arkadaşlar? Kenar ortaydır ve ikiz kenar üçgendir. Yani P e, K doğru parçasının uzunluğuna X dersek HC'nin doğru parçasının uzunluğu da X artı 5 şeklinde olacaktır. Şimdi e, ve burada e, neyi vermiş bize arkadaşlar başka? E, K noktası da aslında AB doğru parçasının orta noktası yani şu şekilde vermiş. E, ve ben e, KH doğru parçasına şöyle bir paralel çizersem eğer ne olacaktır? Orta taban özelliğinden buraya da ne diyelim? E, T diyelim. BT doğru parçasının uzunluğu 10 birim olacaktır arkadaşlar. Şimdi eee Orta nokta olduğu için e, x artı 5 x artı 5 eşittir nedir? 10 çarpı 2 şeklinde olacaktır. E, nerede bakıyoruz bunu? PCH üçgeninde bakıyoruz. O zaman x değerimiz buradan 20 eksi 5'ten 15 birim olarak bulunur. HC uzunluğumuzda neydi? X artı 5'ti yani 15 artı 5 o da eşittir. 20 birim şeklinde bulunmuş olur. Doğru seçeneğimiz E seçeneği. Diğer soruyla devam edelim. P noktası ABC üçgeninin kenar orta dikmelerinin kesim noktasıdır diyor. Verilenlere göre C açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruluyor bize. Şimdi kenar orta dikmelerinin kesim noktasının köşeleri olan uzaklıkları eşitti arkadaşlar hatırlarsanız. Yani PB doğru parçasının uzunluğu PA doğru parçasının uzunluğuna eşit olacak. Burada ikiz kenar üçgen olduğu için taban açılarının ölçüleri birbirine eşittir. Aynı şekilde... P ve C noktalarını birleştirirsek burada da evet PC doğru parçasının uzunluğu da PA doğru parçasının uzunluğu eşit olacak. İkiz kenar üçgenlere baktığımızda evet buradaki taban açısının ölçüsü de 26 derece olacak. Şimdi diğer açıların ölçülerini bulabilmek için 2 tane 44 derece artı 2 tane 26 derece o da eşittir 88 derece artı 52 düzeltelim 52 derece o da eşittir 140 derece olur. Yani bu iki açıya da nedir? 180 derece eksi 140 dereceden 40 derece kalır. 2'ye böldüğümüzde 20 derece ve 20 derece şeklinde olacaktır. O zaman C açısının ölçüsü de 26 derece artı 20 dereceden 46 derece olacaktır. Evet, diğer sorumuza devam edelim arkadaşlar. ABC üçgenindeki K e noktası kenar orta dikmelerin kesişim noktasıdır. K noktasının AC doğru parçasına göre simetri D, AB doğru parçasına göre simetri E noktasıdır. Buna göre BAC açısının ölçüsü 30 derece ve BK doğru parçasının uzunluğu 6 cm ise D ve E noktaları arasındaki uzaklık kaç cm'dir diye sorulmuş bize. Bakın şimdi şeklimizi şöyle biraz açığa alalım. Buradaki K noktasının AC doğru parçasına göre olan simetriğine D noktası diyoruz arkadaşlar. Buraya F dediğimizde KF doğru parçasının uzunluğu ile FD doğru parçasının uzunluğu birbirine eşit olmalıdır ve burada KD doğru parçası ile AC doğru parçası birbirine diktir arkadaşlar. Şimdi K noktasının AB doğru parçasına göre olan simetri olan noktaya da E diyoruz buradaki kesişim noktasına H dediğimizde KH doğru parçasının uzunluğu ile EH doğru parçasının uzunluğu birbirine eşittir ve EK doğru parçası ile AB doğru parçası birbirine diktir arkadaşlar. Şimdi kenar orta dikmelerinin kesişim noktası K noktası olduğuna göre K noktasının üçgenin köşelerine olan uzaklıkları nedir? eşittir. Yani şu yeşille çizmiş olduğum AK doğru parçasının uzunluğu da ne olacaktır? 6 santimetre şeklinde olacaktır. Şimdi bakın. Şu şekilde çizdiğimde. Burada A, E, K üçgeninde. Dikkat ederseniz e, K doğru parçası tabanına ait yükseklik aynı zamanda kenar ortay olduğuna göre bu ikiz kenar bir üçgendir. Yani AE doğru parçasının uzunluğu ile A K doğru parçasının uzunluğu birbirine eşittir ve 6 santimetredir. Burası da nedir? 6 santimetredir. Ve aynı zamanda AH doğru parçası açı ortay olduğu için, bakın şu açıların ölçüleri de birbirine eşittir. Devam edelim. AKD üçgeninde, AKD üçgeninde arkadaşlar, yine bakın KD tabanına ait yükseklik ve kenar ortay aynı olduğu için yine ikizkenar üçgendir. Yani AK doğru parçasının uzunluğu eşittir. AD doğru parçasının uzunluğuna o da eşittir. 6 santimetredir. Burası da 6 santimetre olacaktır. Ve aynı zamanda nedir? Açı ortaydır arkadaşlar. Şimdi bana ABC üçgenine kaç derece demişti? 30 derece demişti. Yani bakın. A, A, B, B dersek A artı B eşittir 30 derece ise 2A artı 2B eşittir 60 derece olacaktır. Şimdi AED üçgeninde AED üçgeninde ikizkenar üçgen ve açının e, tepe açısı 60 derece olduğuna göre bu üçgen aynı zamanda nedir? Eşkenar üçgendir. O halde AE doğru parçasının uzunluğu eşittir AD doğru parçasının uzunluğuna o da eşittir ED doğru parçasının uzunluğuna o da eşittir 6 santimetredir. Yani doğru cevabımız D seçeneğidir. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın arkadaşlar.